tüm evrende görülen simetrinin, yaratıcının en büyük eserlerinden biri olan Kur'an'ın matematiksel örgüsünde görülmesi son derecede anlamlıdır. Hesap yapıcı olarak biz yeteriz. Enbiya Suresi 47. Ayet. Allah, sözün en güzelini ikili tekrarlı kitap olarak indirdi. Ayetlerde geçen ikili, ikizli, ikili tekrarlı gibi ifadelerin hikmeti hep merak konusu olmuştur. Yapılan araştırmalar günümüzde surelerin ayet ve sıra numaralarındaki olağanüstü bir simetriyi gözler önüne sermiştir. Kur'an'da her sure iki farklı değere sahiptir. Örneğin Fatiha suresinin sıra numarası 1, ayet sayısı 7'dir. Kısacası burada vurgulamak istediğimiz Fatiha suresinin tek ve tek kısmında bulunacak olmasıdır. Araf suresi, sıra numarası 7, ayet sayısı 206. Bu durumda Araf suresi tek ve çift kısmında yer alacaktır tablomuzda. Böylelikle tek tek, çift çift, tek çift, çift tek olmak üzere 4 gruba ayırdığımız tabloda tüm ihtimalleri sıralamış oluyoruz. Karşımıza simetrik bir tablo ortaya çıkıyor. Kur'an'da sıra numarası tek, ayet sayısı tek olan sureler kümesi de sıra numarası çift, ayet sayısı tek olan sureler kümesi de 27'şer adet sureden oluşan simetrik bir görünüm sergiler. Sıra numarası çift, ayet sayısı çift olan sure sayısı 30'dur. Aynı şekilde sıra numarası çift, ayet sayısı tek olan sure sayısı da 30'dur. Bu açıdan bakılınca teklik ve çiftlik açısından aynı sıra no ve ayet sayı değerlerine sahip sureler 57'şer adetlik simetrik bir görünüm sergiler. Ayet sayısı sıra numarasından büyük olan sureler kümesi de tek ve çift gruplandırma açısından simetrik görünüm arz ederler. Bu kurala ayet sayısı sıra no'sundan küçük olan sureler kümesi de mükemmel şekilde uyar. Fatiha suresi 1. sırada ve 7 ayetten oluşur. Toplam matematiksel değeri ise 1 artı 7, 8'dir. Kur'an'daki matematiksel değerler toplamı, çift olan sureler kümesi toplamı 6236'dır. Kur'an'daki tüm surelerin ayet sayıları toplamı da 6236'dır. Aynı denklik surelerin birden 114'e kadar devam eder halde bulunan sıra sayıları toplamı ile surelerin matematiksel değerleri toplamı tek olan sureler kümesinde de görülür. Bu iki kümede 6555 değerine sahiptir. Bu iki ihtimalin birden gerçekleşmesi 100 milyonda birlik bir ihtimaldir. Fakat Kur'an'daki bu simetrik matematiksel tasarım bununla sınırlı kalmaz. Daha yüzlerce tablo ile insan aklının ulaşamayacağı sofistike bir simetrik yapıyı içinde gizler. Kur'an'daki en uzun 57 sure ile geriye kalan 57 kısa sure kümeleri tek ve çift olarak tasnif edildiklerinde yine bir simetri ile karşılaşılır. Kur'an'da daha pek çok türde simetrik tasarımlar bulunmaktadır. Bunlardan bazıları konu başlıklarına göre asal sayılar, ikiye bölünen ancak üçe bölünemeyen sayılar, üçe bölünen ancak ikiye bölünemeyen sayılar, asal çarpanlar toplamı, mükemmel sayılar, zengin sayılar, kıt sayılar ve daha niceleri.